arkadaşlar, coğrafi koordinat sistemiyle coğrafi yolculuğumuza devam ediyoruz. Şimdi bugün ne öğreneceğiz? Paraleller, meridyenler, saat dilimleri, yerel saat hesaplamaları, tarih değiştirme çizgisi. Ama gelin bu konuları görmeden önce bu konuyu neden öğrendiğimize bir başlayalım. Zaten birazdan da bunu göreceğiz. Mesela şimdi dünyayı düşündüğümüz zaman dünyanın neresindeyiz biz? Biz Ekvator'un kuzey kısmındayız. Yani kuzey yarımküredeyiz. Ekvator ne hocam? Dünyanın tam ortasından geçtiği sanılan çizgi. Ve gerçekten de bu çizgi gerçek bir çizgi. Niye biliyor musunuz? Mesela bu çizginin olduğu Ekvator ülkesine gittiğiniz zaman veya Kongo havzasına gittiğiniz zaman burada buraya bir kova koyun. Kovanın içine çöp attığınız zaman bir şey var ya böyle kibir çöpü gibi çöp attığınız zaman çöp saat yönünde dönüyor. Kovayı kaldırıp bu tarafa koyduğunuz zaman bu sefer saat yönünün tersine dönüyor. Yani Ekvator gerçekten sıra dışı bir şey. İşte Ekvator'un ne olduğunu ve Ekvator'un kuzeyine doğru gittikçe ve güneyine doğru gittikçe neler olacağını birazdan göreceğiz. Ama Türkiye'nin yerini bilmemiz lazım. Ülkemizi yerini bilmemiz lazım. Ülkemizin coğrafi koordinatlarını ve aynı zamanda özel değerini, özel konumunu bilmemiz lazım. Türkiye kuzey yarımkürede olacak ve meridyenler açısından da hani bu saat dilimleri mutlaka duymuşsunuzdur derslerde. Saat dilimleri açısından doğu yarımkürede olacak. Neden? Çünkü Türkiye 26-45 doğu meridyenleri, 36-42 kuzey paraleller arasında. Ve bu gerçekten bilimsel bir şey. Mesela Türkiye'nin en doğusu ile en batısı arasında toplam 45-26 19 meridyen olduğu için 19 çarpı 4 76 dakika zaman farkı olacak. Bu ne hocam? Bize ne? Bak şöyle düşün. Burada güneş battıktan 76 dakika sonra batacak. Burada güneş doğduktan 76 dakika sonra güneş doğacak. Hani Ramazan ayında diyoruz ya burada daha çabuk okundu ezan. İşte o 76 dakika sonra burada okumasının sebebi doğumuz ve batımız arasında 19 meridyenlik fark. Veyahut da Türkiye'nin en güneyi ile en kuzey arasında kuş uçuşu uzaklık 666 kilometre olacak. Yani 42-36, 6 çarpı 111, 666 kilometre olacak. Tabi bu kuş uçuşu uzaklık. Gerçek uzaklığa baktığı zaman dağlardan falan işimiz uzayabilir. Şimdi bir de Türkiye'nin özel konumunu göreceğiz. Hepsini öğrendikten sonra. Türkiye tamam 36-42-26-45 ama bunun haricinde Balkanlar, Rusya, Suriye, İsrail, Mısır, Akdeniz, Karadeniz çok garip stratejik bir yerde. Avrupa ve Asya kıtasının birleşim noktasında. Üç tarafı denizlerle çevrili. Güneydoğumuzda çok ciddi sorunlar yaşayan ülkeler var. Kafkaslar, Balkanlar. Dolayısıyla stratejik olarak önemli bir yerdeyiz. Genç bir ülkeyiz. Bunlar da özel durumumuzla alakalı olacak. Fakat bizim esas bilmemiz gereken şey ileride üniversite sınavına girdiğinizde ve muhtemelen yazınızdaki en zor soru buradan gelir. En zor kısım burası. En zor kısım burası diyorum ama esasında en önemli kısım da burası. Bakın şimdi. Şu kırmızı çizgileri paraleller olarak düşünelim. Böyle paraleller. Toplam 90 tane kuzeyde, 90 tane güneyde de 180 tane paralel dairesi var. Tamam. Şu dikine siyahla çizdiklerim ise meridyenler. Tamam mı? Bunlar da 180 tane doğuda, 180 tane batı olmak üzere 360 tane. Tamam, buraya kadar şey güzel. Şimdi iki paralel arası kilometre farkı 111 kilometre. Tamam. İki meridyen arası kilometre farkı değişiyor. Bakın gittiyseniz, dikkat etseniz Ekvator üzerinde 111 kilometre ama Ekvatordan kutuplara doğru gittikçe iki meridyen arasındaki mesafe daralıyor. Daraldığı için her zaman aynı olmadığı için bunu bilmemiz lazım. Burada size şunu soracaklar. Diyelim ki şu X kutusu yani şu kutu burasıyla burası arasındaki farkla burasıyla burası arasındaki fark aynı olsun. Yani şurasının alanı x ise şuranın alanı da x olsun, buranın alanı da x olsun, buranın alanı da x olsun, buranın alanı da x olsun. Şimdi niye hepsini x diye verdim? Çünkü aynı oranda paralel ve meridyen geçiyor. İşte oranda bölünmüş. Şimdi şöyle yapalım. Tam ortada 1, 2, 3, 4. Şu ortası 1, 2, 3, 4. Tamam. Şimdi burada şu çok önemli. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe burası daraldığı için burası x ise burası x olamıyor. Burası y oluyor. Burası z oluyor. Burası t oluyor. Yani Y'ler, 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 Y'ler. Tamam bunlar aynı oranda ama yukarı doğru için Z oluyor. Yani Ekvator'dan kutuplara doğru meridyenler arasında mesafe daraldığı için bu alan değişiyor. Bunu çok iyi bilmemiz lazım. Bunu birazdan çok daha net bir şekilde sizlerle çözeceğiz. Şimdi başlayalım artık. Konumuza bir giriş yaptık. Coğrafi koordinat sistemi. Coğrafi konum bir noktanın dünya üzerinde konumuna deniyor. Ekvator'a ve başlangıç meridyenine göre konum. Matematik konum ise başlangıç meridyeniyle Ekvator olan uzaklık. Özel konum bir ülkenin bulunduğu kıtaya, denize ve okyanuslara ticareti olana göre konumu. O zaman coğrafi konum bir noktanın dünya üzerindeki konumu, Türkiye'nin dünya üzerindeki konumu burası. Matematik konumu Türkiye'nin 36-42 kuzey paralelleri, 26-45 doğu meridyenler arasında. Özel konumu Türkiye, Asya ile Avrupa'yı bağlayan, üç tarafı denizlerle çevrili, işte doğusu dağlık olan, yükseltisi yüksek olan, ticareti çok gelişmiş olan, İstanbul gibi büyük bir kente sahip olan önemli bir ülke. Bu da özel konumuz. Şimdi paralel ve meridyenlere bakalım. Paraleller şöyle yatay yatay çizgiler. Tamam. Başlangıç paraleli Ekvator. Ekvator'u şöyle çiziyorum. Hop diye. Sıfır. Tamam. Ekvatordan kutuplara doğru gidince çevre uzunluklar azalıyor. Bak dikkat etseniz bu büyük gittikçe daralıyor. En son burada bir nokta haline alıyor. Paraleller birer derecelik aralıklarla çiziliyor.
0, 1, 2, o böyle 90'a doğru gidiyor. 180 tane paralel daire mevcut. 90 tane kuzey yarımkürede, yani bu tarafta 90. 90 tane güney yarımkürede. İki paralel arası kuş uzaklık her yerde 111 kilometre. O zaman şöyle düşünelim. Türkiye'nin şeyini bir daha hatırlayalım. Türkiye'nin pozisyonunu. Nerede? Türkiye neydi? 36, 42 kuzey paralel arasındaydı. 42 kuzey, 36 kuzey arasında toplam 6 tane paralel var. 6 çarpı 111'de 666 kilometre kuş uçuşu uzaklık farkı diyebiliriz. Şimdi devam edelim. Her iki yarım kürede, şurada kare olmuş ama her iki yarım kürede paralellerin dereceleri birer kutuplara doğru gidildikçe artıyor. Niye? Bak 0, 15, 30, 45, 50, 75, 90 diye gidiyor. Şimdi enlem ve boylamın etkilerine bakalım. Önce enleme bakalım. Bir noktanın ekvatora olan açı cinsinden derine enlem veriyor. Esasında enlem ve paralel aynı şey gibi. Yani şu çizgiye biz paralel diyoruz. Şöyle düşün bak. Şu 0 ekvator, şu 1 şöyle 2 diye gidiyor ya. Adamlar demişler ki bunlara biz paralel diyelim. 0 paraleli, 1 paraleli, 2 paraleli. Bu ikisi arasındaki açı ise enlem diyelim. Yani esasında benzer şeyler. Şimdi enleme bağlı olarak yani ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe, artan şeyler var, azalan şeyler var. Şimdi ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe bu sayfa çıkar. Bu sayfadan soru gelir. Bunu bir kere bilmemiz lazım. Bu sayfadan soru gelir. Nasıl gelecek? Bak şimdi dikkatli dinleyin. Birincisi, ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe yer çekimi artıyor. Niye? Çünkü dünya kutupları üzerinden basık olduğu için, hatırlarsanız göğe şekli var, dünyanın şekli konusunda işlemiştik. Kutuplardan basık olduğu için yerin merkezine kutuplar daha yakın. Dolayısıyla yer çekimi artıyor. Gölge boyu artıyor çünkü ışıklar daha kötü geliyor. Grup ve tan süresi, yani güneşin doğuş ve batış süresi artıyor. Yani kutuplarda romantizm süresi daha fazla. Güneşin batışını izlediğiniz zaman böyle uzun sürede batıyor, uzun sürede doğuyor. Gece gündüz arasındaki süre farkı artıyor. Mesela şöyle düşünün. Ekvatorda gece gündüz hep 12 bölü 12 eşit. Ama yukarı doğru çıktıkça işte artıyor. Mesela bizde yazın hava saat 9'da kararıyor. Böylece gündüzler uzamış oluyor. Kutuplarda ise 24 saat gündüz, 24 saat gece yaşandığı durumlar oluyor. Yani gece ve gündüz süre farkı artıyor. Işınların atmosferde aldığı yol artıyor. Burada güneş şurası olsun. Hop diye hemen ulaşırken burada daha uzun sürede ulaşıyor kutuplara. Ve ışınların atmosferde tutulma oranı artıyor. Yani atmosfer daha fazla emiyor ve dolayısıyla daha az ısı gidiyor kutuplara. O yüzden de hava soğuk oluyor. Bunlar artan şeyler. Bu sayfadan soru gelir. Üniversite sınavında da yazılarınızda da. Peki azalanlara bakalım. Ekvatordan kutuplara doğru gittikçe sıcaklık azalıyor. Niye? Çünkü güneş ışınlarının düşme açısı azalıyor. Sıcaklık azalır. Çünkü bunu yazalım bakın, bu önemli. Çünkü güneş ışınlarının düşme açısı azalır. Zaten sıcaklık demek güneş demek. Güneş demek gıda demek, yani oradan aklı tutabilirsiniz. Gıdaların oluşumunu güneş sağlıyor. Çizgisel hız azalıyor. Yani ekvatorda dünya daha hızlı dönüyor. Dolayısıyla güneş daha hızlı doğup batıyor. Kutuplara doğru daha yavaş doğup batıyor. Kalıcı kar sınırı azalıyor. Yani şöyle düşünün. Ekvatorda 4 metrede kalıcı kar varken kutuplarda hemen 0 metrede bile kar var. Veya Türkiye'de 3 metrede kar var. Atmosferin kalınlığı azalıyor. Işıkların geliş açısı azalıyor. Paralellerin uzunluğu azalıyor. Bakın böyle en geniş ekvatorken gittikçe nokta halini alıyor. Orman üst sınırı azalıyor. Burada ormanlar daha yukarıdayken burada sadece buralarda olabiliyor. Tarım yükselti sınırı, yerleşmenin üst sınırı azalıyor. Denizlerin sıcaklık ve tuzluluğu azalıyor. Bu ne demek? Ekvatora yakın yerlerde denizler daha sıcak ve daha tuzlu. Kızıldeniz daha tuzlu. Akdeniz daha az tuzlu. Karadeniz daha az tuzlu. Baltık Denizi çok daha tuzlu. Kuzey Buz Denizi iyice tuz azalıyor yani. Niye? Çünkü sıcaklığı azalıyor. Meridyenler arasındaki uzaklık da azalıyor. Bu da zaten şu söylediğimiz şeydi. Ekvatordan kutuplara doğru gittikçe meridyenler arasındaki mesafe daralıyor. Bunu da bilmemiz lazım. Şimdi aynı enlem üzerinde neler aynı? Şöyle düşünelim. Şurası başlangıç paralel ekvator olsun. Şurada Türkiye'nin en 36'sından geçen 36-42 paralelin olduğu yerleri düşünelim. Şimdi güneşin geliş açısı aynı. Güneşin ufuktaki yükseltisi, gece gündüz arasındaki fark, gece ve gündüz süresi, gölge boyu, çizgisel hız, yer çekimi aynı. Niye? Ekvator olan uzaklığı aynı. Farklı olan özellik sıcaklık farklı olabiliyor. Niye? Şimdi şöyle düşünün. Şöyle Türkiye haritası çizelim. Türkiye'nin içerisinde aynı çizgi üzerinde yer alan iki kenti düşünelim mesela. Bunlar aynı enlem üzerinde yer almalarına rağmen sıcaklıkları farklı. Mesela bir Van'ı düşünün. Bir de İzmir'i düşünün. Şimdi Van'la İzmir neredeyse aynı çizgi üzerinde. Şimdi sıcaklıkları aynı mı? Hayır. Van daha soğuk. İklim özellikleri aynı mı? Hayır. Burada Akdeniz iklimi var. Burada sert karasal iklim var. Bitki örtüleri mi aynı? Hayır. Burası çayır, burası maki. Neden? Çünkü yer şekillerinin denize göre konumların farklı olmasından dolayı bu. İzmir denizin kenarında alçak bir yer. Van yüksek bir yerde. Göl kenarında bile olsa yüksek bir yerde. Aynı enlem üzerinde olsalar bile Van ve İzmir farklı sıcaklıklara sahip olabiliyor. Bazen de hatta şöyle oluyor. Samsun daha kuzeyde, yani kutuplara daha yakın.
Sivas daha güneyde, Ekvator'a daha yakın. Samsun daha sıcak oluyor. Niye? Çünkü Sivas dağ başında yüksek bir yerde. Samsun ise deniz kenarında oluyor. Gelelim meridyenlerin özelliklerine. Meridyenler neydi hocam? Meridyenler de şu dikine olan çizgilerdi. Dikine dikine yaptığımız çizgilerdi. Şimdi meridyenler arasında da 4 dakika zaman farkı var. Bunu da söylemiştik. Şimdi paralelleri dik keser ve kutuplarda birleşirler. Başlangıç meridyeni Londra'daki Greenwich'ten geçiyor. Yani tam İngiltere'den geçiyor. 180 tane batı, 180 tane doğu olmak üzere toplam 360 tane meridyen yayı var. Zaten şöyle düşünün. İki meridyen arası 4 dakika dedik ya. Şimdi şöyle dünyayı çizelim. Şöyle. Tamam. Ekvatoru çizdik. Şöyle başlangıç meridyenini çizdik. Şimdi iki meridyen arası 4 dakika dedik. İki meridyen arası 4 dakika ise toplam 360 tane meridyen varsa 360 çarpı 4 eşittir. Şunu bilmemiz lazım ki 24 çarpı 60. Neden bunu anlıyorsunuz hocam? Şimdi 24 tane saat var ya, bir gün 24 saat. 1 saat 60 dakika. Dünya dönüşünü bir günde tamamlıyor ya. Yani 24 saat çarpı 60 dakika tamamlıyor ya. 360 çarpı 4 de esasında aynı rakama denk geliyor. Yani her iki meridyen arasındaki 4 dakikayı tamamladığın zaman zaten dünya tam bir dönüşünü tamamlamış oluyor. Devam edelim. Ekvatorda iki meridyen arası uzaklığı 111 kilometre ama kutuplara doğru azalıyor bu mesafe. O zaman bakın, paraleller arasındaki mesafe her zaman 111 kilometre. Yani şu ikisi arasındaki mesafe hep 111, 111, 111, 111 ama meridyen arasındaki mesafe sadece ekvator üzerinde 111 kilometre. Bunu bilmemiz lazım. İki meridyen arası her yerde 4 dakikalık yerel saat farkı var. İki meridyen arası uzaklık değiştiği halde zaman farkı her yerde 4 dakika. Çünkü çizgisel hız var. Bakın şimdi. Şöyle düşünün. Daha net anlatalım size. Şu sayfada göstereyim. Bakın şimdi. Şöyle bir dünya çiziyorum. Şöyle ekvatoru çizdik. Başka bir çizgi çizdik. Başka bir çizgi çizdik. Şöyle çizelim. Şimdi buradan bir araba çıkıyor. Şuradan bir araba çıkıyor. A arabası. 1 numaralı araba. Şuradan başka bir araba çıkıyor. 2 numaralı araba. Şuradan bir araba çıkıyor. Bu da 3 numaralı araba. Şimdi üçü de aynı hızla gidiyorlarsa, üçü de dünyayı bulundukları paralellerin etrafında dönerlerse hangisi önce varır? Tabii ki 1 numaralı önce, 3 numaralı önce varır. Neden? Çünkü burası daha kısa mesafeye dönecek. Burası daha tombiş, daha geniş bir mesafeye dönecek. Şimdi burası anlaşıldı. Peki 1 numaralı arabada, 2 numaralı arabada, 3 numaralı arabada aynı anda varıyorlarsa hangisi daha hızlı gidiyordur? 1 numaralı daha hızlı gidiyordur. Niye? 1 numaralı çok daha geniş bir mesafeye dönmesine rağmen bunlarla aynı anda varıyorsa 1 numaralının daha hızlı giden bir araba olması lazım. 2 numaralının daha yavaş, 3 numaralının daha da yavaş olması lazım. Niye? 3 numaralı daha da az bir yer dönüyor. Hatta bir de şöyle bir yer çizelim. Bu da 4 numaralı araba olsun. Bunun yeri daha da kısa yani. Dolayısıyla bu daha da yavaş gitmesi lazım. O zaman bu araba daha hızlı, bu daha yavaş, bu daha yavaş, bu daha yavaş. Aynı anda varıyorlar. İşte aynı meridyen üzerinde yerel saat aynı demiştik ya. Yerel saat aynı. İşte burada dünyanın dönüş hızı ekvatorda daha fazla. Ekvatordan kutuplara doğru dönüş hızı azalıyor. Ekvatordan kutuplara doğru dönüş hızının azalması demek çizgisel hızının azalması demek. Çizgisel hız azaldığı için dünya burada daha hızlı dönüyor, burada daha yavaş dönüyor, burada daha da yavaş, burada daha da yavaş dönüyor. Bunun pratikteki kullanımı nedir hocam? Bize arabalardan değil de gerçek hayattan örnek verin. Siz ekvatora gittiğinizde güneşin batışını izlediğiniz zaman sevgilinizle veya arkadaşınızla, güneşin batışı ekvatorda çok hızlı oluyor. Çünkü burada dünya hızlı dönüyor. Hop batıyor. Aa, bir tane güneş battı. Kutuplarda ise yukarı doğru güneşin doğuş ve batış süresi azalmaya başlıyor. Pardon, artmaya başlıyor. Daha yavaş doğup daha yavaş batmaya başlıyor. Yani siz Antalya Türkiye'nin daha güneyinde ya, bakın şurası Antalya. Şurası da Sinop olsun. Sinop'a giderseniz romantizm süresi daha fazla. Niye? Antalya'da güneş daha hızlı doğup daha hızlı batıyor. Sinop'ta ise daha yavaş doğup daha yavaş batıyor. Biraz daha yukarı çıkın Rusya'da, daha da yavaş doğup daha da yavaş. Kutuplara çıkın 24 saatte anca yani. Dolayısıyla ekvatordan kutuplara doğru gittikçe güneşin doğuş ve batış süresi artıyor. Grup ve tan süresi artıyor. Alacakaranlık süresi artıyor. Niye? Çünkü çizgisel hız azalıyor. Bunu da bilmemiz lazım. Bir meridyen yayını 180 derece tamamlayan diğer meridyene antimeridyen deniyor. Örneğin 40 batı meridyenin antimeridyeni 180 doğudur. Yani şunu demek istiyoruz. Şu ya, şu dünya varmış burada. Ben ikide bir başka bir dünyaya getiriyorum size. Allah'ım yarabbim. Şimdi bak. Şurada, şurası sıfır başlangıç meridyeni ya. Şöyle çiziyorum. Sıfır başlangıç meridyeni. Bunun arkasında başka bir meridyen yok mu dünyanın öbür tarafında? Dünya yuvarlak sonuçta. Bunun arkası var. İşte bunun arkasında 180 doğu var. 180 de haritacım. Bu 15 batı ya. 15 batının diğer tarafında 180-15, 165 doğu var. Niye? Çünkü bu tarafa geliyor. Yani tam tersi antimeridyen. O zaman bir meridyen antimeridyen yaparken 40'ı 180'e tamamlıyoruz. Batıyı da doğu yapıyoruz. Bu kadar basit.
Boylamın etkilerine baktığımızda bir noktanın başlangıç meridyenine olan uzaklığın açı cinsinden diğerine boylam diyoruz. Hatırlarsanız şunlar paralellerdi. Aralarındaki açı cinsine enlem diyorduk. Bunlar da meridyenler, aralarındaki açı cinsinden diğerine de boylam diyoruz. Bu sadece yerel saat farklarını açıyor. Bir meridyen güneşin tam karşısına gelince güneş tam tepededir ve yerel saat saat 12 olmuş oluyor. O zaman biz mesela saate bakıyoruz. Saat tam 12 olması lazım. Çünkü gölge boyu en kısa olduğu an saat 12 ve dolayısıyla güneşin tam tepede olduğu an. Ama saat 12 değilse, 12.30'sa bu neden olabilir? Bunun sebebini birazdan öğreneceğiz. Çünkü yerel saat, ortak saat kullanıyoruz. Aynı böyle boylam üzerinde yer alan kentlerin yerel saatleri aynı. Dünyanın dönüş yönü sebebiyle yerel saat doğuda ileri, dünya batıdan doğuya doğru dönüyor. Dolayısıyla doğuda ileri, batıda ise geri. Bu ne demek? Yani dünya, Japonya'da güneş önce doğup önce batıyor. Amerika'da güneş sonra doğup sonra batıyor. Çünkü Amerika daha batıda. Şimdi gelelim aynı boylam üzerinde olan şeylere. Gölge boyunun en kısa olduğu an, yani saat 12 aynı. Güneşin ufuk üzerinde en yükseğe geldiği an aynı. Yerel saatleri aynı. Saat dilimleri aynı. Başlangıç meridyeni arasındaki zaman farkı aynı. Fakat şuraya dikkat edin. Bak şimdi. Yerel saatleri aynı ama güneşin yükseltisi farklı olabilir. Bak şimdi şöyle çiziyorum. Şöyle çizdik. Şimdi bu meridyen üzerinde ki her yerde yerel saat aynı. Bakın yerel saat aynı diyorum. Ama şunu unutmayın. Burada yaz yaşanırken burada kış yaşanıyordu hatırlarsanız eksen ekliğinden dolayı. Şimdi şöyle düşünün, şurası Türkiye olsun. Türkiye'de 36 kuzey paralelini düşünün. 36 kuzey paraleline saat yazın saat 8 iken burada da 8, burada da 8, burada da 8, burada da 8, burada da 8. Tamam çok güzel. Akşam 8 diyelim mesela, 20 diyelim şöyle. Saat akşam 20 iken burada da 20, burada da 20, hepsine 20. Bir kere yerel saat aynı. Tamam hocam burayı anladık. Fakat dikkat edin. Biz yaz yaşadığımız için bizde hava saat 9'da kararıyor. 8.30-9'da kararıyor. O yüzden bizde böyle ikindi 8 gibi, böyle artık hava kararmak üzere olan 8. Fakat buradaysa hava çoktan karardı. Ama 8. Burada çoktan hava saat 4.30'da kararmış. Kış yaşıyor burası. Kışın hava 8'de kararmaz. Kışın hava 4'te 5'te kararır. Burası kış yaşarıyor. O yüzden burada çoktan karardı. Ama yine saat 8. Burada da saat 8. Yani hepsinde saat 8 ama burada güneşin daha batmamak üzere oldu. Burada mesela yazın Kuzey Kutbu'nda güneş hiç batmıyor. Veyahut da St. Petersburg'da güneş gece 2'de batıyor. Dolayısıyla gece 2'de batıp geri 2.30'da geri doğduğu için saat 8 burada hala apaydınlık. Yani hepsinde saat 8 ama aydınlık durumu mevsime göre değişiyor. Bunu da bilmemiz lazım. Farklı olan özelliklere baktığımızda güneşin geliş açısı değişiyor tabii ki. Niye? Buraya güneşin ışınları daha iyi geliyor. Kutuplara doğru daha kötü geliyor. Ama aynı meridyendeler. Güneşin ufuktaki yükseltisi, güneşin doğuş ve batış saatleri yalnızca 21 Mart ve Eylül'de, 21 Mart ve 21 Eylül'de 21 Mart ve 23 Eylül'de. 21 Mart ve Eylül değil. 21 Mart ve 23 Eylül'de güneşin doğuş ve batış saatleri aynı oluyor. O zaman 21 Mart ve 23 Eylül'de burada saat 6'da güneş doğduysa burada hepsi doğuyu veriyor. Hepsinde aynı oluyor. Ama diğer zamanlar burada yaz yaşanırken 21 Haziran'da veya burada yaz yaşanırken yani 21 Aralık'ta güneşin durumu farklı. Başlangıç meridyen olan uzaklıkları da farklı olabiliyor. Niye? Bak şimdi. Hepimiz aynı meridyendeyiz. Oh ne güzel. Bak hepimiz aynı meridyendeyiz. Bununla bunun arasında kaç fark var? 4 dakika fark var. Niye? Diyelim ki bu meridyenle arasında bir meridyen fark olsun. Bu 4 dakika fark var. Burada da 4 dakika fark var. Burada 4 dakika. Burada da burada da. Ama bu mesafeyle bu mesafe aynı mı? Aynı değil. Ekvator üzerinde iki meridyen arasındaki mesafe 111 kilometre. Ama kutuplara doğru gidildikçe meridyenler arasındaki mesafe daralıyor. Bunu da bilmemiz lazım. Şimdi gelelim yerel saat hesaplamalarına. Doğuda yerel saat ileri, batıda ise geri. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla biz zaman farkını bulurken ikisi de doğudaysa şöyle düşünün. Mutlaka çizmeniz lazım zihninizde. Şöyle sıfır başlangıç meridyen ya. İkisi de doğudaysa mesela diyelim ki biri 10 doğu, birisi 20 doğuda. Arasındaki zaman farkını bulmak için doğudan doğuyu çıkarıyoruz. 20'den 10'u çıkarıp 10 çarpı 4 zaman farkını bulmuş oluyoruz. Çarpı 4. Eğer ikisi de batıdaysa mesela diyelim ki biri 20 batı, diğeri de 40 batı. 20 batı ile 40 batı arası zaman farkını soruyor. O zaman 40'tan 20'yi çıkarıyoruz. 20. 20 çarpı 4 zaman farkını buluyoruz. Ama biri batıda biri doğudaysa bu sefer topluyoruz. Niye? Arada çünkü başlangıç meridyenini geçmemiz gerekiyor. Bunu da bilmemiz lazım. Şimdi bunu birazdan çözeceğiz. Doğuda yerel saat ileri, yerel saatin ne olduğunu, batıda yerel saat de geri, bunu da bileceğiz. Bakın şimdi. Böyle bir soruyu çözerken ne yapacaksınız? Bir kere mutlaka şöyle başlangıç meridyenini çizin. Hop. Sıfır başlangıç meridyenini çiziniz. 10 batı boylamında saat 11.40'mış. 10 batı boy. Buraya önce 10 batı yazıyorum. 10 batı. Sonra buraya 11.40 yazıyorum. Çok güzel. 30 doğu boylamı diyor. 30 doğu boylamını artık buraya yazamazsınız. Sıfırın bu tarafına yazmanız lazım. Hop 30'u çiziyoruz. 30 doğu diyoruz. Tamam mı?
Ardından da burada saatin kaç olduğunu soruyor. Bir kere önce ne yapacağız? Aralarındaki zaman farkını bulacağız. 30 artı diyeceğiz. Niye? Çünkü 30 eksi 10 dersen olmaz. Bir 30 gidiyor, sonra bir 10 daha gidiyor. 30 artı 10 eşittir 40 tane meridyen farkı var. 40 meridyen farkı var. 40 meridyen farkından sonra dakika farkını bulacağız. 40 çarpı 4, 160 dakika farkı var. Bunlar fark. Aradaki farklar. 40 meridyen farkı var aralarında. 30 artı 10. 40 çarpı 4'te 160 dakika zaman farkı var. Sonra zaman farkını bulduktan sonra ekleyeceğiz. Fakat niye ekliyoruz? Niye çıkarmıyoruz? Çünkü bunu az önce söylemiştik. Eğer doğudaki yerel saat ileri ise doğudaki yerel saat ileri olduğu zaman yerel saate zaman farkını eklememiz lazım. Batıda yerel saat geri olduğu için yerel saatten zaman farkını çıkarmamız lazım. Yani şöyle düşünün. Burada 11.40 ise burada çoktan 11.40 oldu ve ileriye geçti dememiz lazım. Yani doğuda her zaman yerel saat daha ileri. Burada güneş çoktan doğdu, burada daha yeni doğdu. Burada çoktan 11.40 oldu, burada daha yeni 11.40 oldu. O zaman burada yeni 11.40 olduysa burada başka daha ileride bir saat olması lazım. 11.40'a 160 ekliyoruz. 11.40'a 160 eklediğimiz zaman 1 saat 40 dakika eder bu. Pardon, 160 dakikayı şöyle 60'a bölelim. 160 bölü 60 eşittir 2, 120 bir de 40 burada. 2 saat 40 dakikaymış. O zaman buraya 2 saat 40 dakika ekleyeceğiz. 11'e 2 saat eklersek 12, 1 eder. 11, 12, 40, 13, 40 eder. Bir de 40 dakika 40 dakika daha eklersek 13, 40, 14, 20 eder. Niye 14, 20 etti? Çünkü öbür taraftayız. O zaman 14, 20'ymiş burada saat. Mantıklı mı bakalım? Evet. Burası 2, 20 geçiyor. Burası daha 11, 40 geçiyor. Burası niye daha ileride? Çünkü daha doğuda diyoruz. 2 saat 40 dakika eklenince de süre belli olmuş olur. Başka bir süre bakalım. Yine çizerek yapıyoruz. 80 doğu boylamında yerel saat 18 iken. Hemen sıfırı çiziyorum. 80 doğu boylamını çiziyorum. 80 doğu meridyenini. 20 doğu boylamı. 20 de bu tarafta olması lazım. 20 doğu meridyenini çiziyorum. 80 doğu boylamında yerel saat 18 iken diyor. Bu tarafta kaçtır diye soruyor. Tamam. Şimdi bir kere ne yapacağız? Aradaki farkı bulacağız. 80-20 eşittir 60 tane meridyen farkı var. 60 çarpı 4, 4 kere 6 24, 240 dakikada dakika farkı var. Bu meridyen, bu dakika farkı. Şimdi aralarında 240 dakika var. 240'ı da şeye bölelim. Nedir onun adı? 60'a bölelim. 4 kere 6 24. O zaman 4 saat zaman farkı var. Yani burada saat 18 iken burada saat 4 ekleyeceğiz mi çıkaracağız mı? Bunu dikkatli düşünelim. Bu daha batıda olduğu için bu sefer çıkaracağız. 18'den 4'ü çıkardığımız anda 14 eder. O yüzden burada saat 14 olmuş oluyor. Niye? Burada saat 18 iken daha burada 18 olmadı. Burası daha doğuda olduğu için burası daha saatin 14 olduğu yer. Şimdi gelelim başka bir soruya. Güneşin doğuş ve batışını hesaplama. Burada şunu bilmemiz lazım. Şu şekli gördüğünüz zaman şunu unutmayın. Burası sabah 6'yı gösterir. Burada bulunduğumuz zaman güneş saat öğlen 12'yi gösterir. Burası güneşin battığı saat olan 18'i gösterir. Yani burada saat 6 demektir şu güneşin olduğu yerde. Burada saat 12 demektir. Burada saat 18 demektir. Dolayısıyla Türkiye'de asla Kars'ta böyleyken Edirne'de böyle olamaz. Türkiye'nin bir kere en doğusu ile en batısı arasında zaten 76 dakika zaman farkı var. Halbuki burada 6 ile öğlen 12 arasında 6 saat zaman farkı var. Türkiye'de güneş buradaysa burada da biraz daha bu taraflardadır veya burada biraz daha bu taraflardadır. Şimdi yani Türkiye'nin en doğusunda güneş böyleyse batısında da güneş buralardadır. Buralarda olamaz. 21 Mart günü 44 doğu boylamında 4.20'de doğan güneş aynı gün İstanbul'da 17.20'de batar. Tamam. Güneş 44 doğu boylamında 4.20'de doğar ve 16.20'de batar. İstanbul'da ise 1 saat sonra batar. Bu tabii ki bu şekli biz sabah 6 akşam 18 yani 12 saat gündüz üzerinden hesaplıyoruz. Bu da 21 Mart ve 23 Eylül tarihleri olmuş oluyor. Mesela bununla alakalı bir tane şöyle bir soru çizelim size şöyle. Türkiye haritası çizelim önce. Olabildiğince hızlı gitmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bitti zaten. Çok az bir sayfamız kaldı. Şu Türkiye'yi çizdik. Tamam. Tamam. Şimdi Türkiye'nin meridyenleri neydi? 26 doğu meridyeniyle 26 doğu meridyeniyle 45 doğu meridyeniydi. Şimdi 26-45 doğu meridyenleri düşündüğümüz zaman şöyle düşünün. Bir kere 45-26 eşittir 19 meridyen fark var. 19 çarpı 4 eşittir 76 dakika zaman farkımız var. Tamam. Bu meridyen farkıydı. Bu dakika farkıydı. Şimdi dikkat edin. Adam diyor ki size İzmir'de güneş diyor bu pozisyonda diyor. Saat 12 pozisyonda diyor. O zaman Kars'ta nasıl olur diyor. Şimdi İzmir'le Kars arasındaki farkı bileceğiz bir kere. İzmir batıda, Kars doğuda.
O zaman İzmir'de saat 12 ise, hani burası 12'yi sürüyordu ya. Kars'ta ne olur? Daha ileride bir saat olması lazım. Bir saat 16 dakika, yani en az bir saat ileride olması lazım. Ozan bir kere Kars'ta şurada olur mu? Olmaz. Niye, burası 12 ise burası saat 6. 6 saat fark yok ki. Burada olur mu? Bu da olmaz. Bu da saat 4-5. Kars'ta buradaysa İzmir'de buralarda bir yerde olur. Bir saat daha ilerisinde olur. O zaman İzmir'in olduğu yer burası olmuş oluyor. Diğerleri olamaz. Neden? Çünkü çok fazla oluyor. Şunlar yanlış yani. Bunlar yanlış. Kars'la aynı da olamaz. İzmir'le aynı da olamaz. Niye? İzmir'de saat 12 ise Kars'ta 1 olması lazım. Ama hocam bir dakika. İzmir'de 12 iken Kars'ta da 12. O yerel saat. Normalde güneş daha da ileri gidiyor. Onu da bilmemiz lazım. Yani tepe ileri doğru alıyoruz biz saatlerimizi. Veyahut da İzmir Kars'a, Kars İzmir'e göre uyarlıyor. Biz yerel saatten bahsediyoruz şu anda. O zaman İzmir'de güneş tepedeyken Kars'ta tepeden biraz daha ileriye gitmiştir. Kars'ta doğdu, daha İzmir'de doğmadı. Kars'ta buraya gelince İzmir'de buraya gitti. Kars'a buraya geldi, İzmir'de daha burada olur. Kars'a buraya geldi, İzmir'de daha burada olur. Kars'a buraya geldi, İzmir'de burada olur. Kars'a buraya geldi, İzmir'de burada olur. İşte İzmir'de buradaysa Kars'a da burada oluyor. Kars'a buraya geldi, Kars'a güneş battı, İzmir'de daha ikindi. Kars'a güneş tamamen kayboldu, İzmir'de tam hava kararmak üzere. Yani İzmir hep arkadan geliyor, bir saat arkadan geliyor. Bunu da bilmemiz lazım. Geldik uluslararası saat dilimlerine. Uluslararası saat dilimleri derken de şunu unutmayın. Her 15 boyla 1 saattir. Niye? 15 çarpı 4 eşittir 60 eder. 60 dakika, o da eşittir 1 saat eder. Tamam. Şimdi dolayısıyla her 15 boylan 1 saat, 1 saat dilimdir. Dünyada 24 saat dilim var. Niye? Çünkü dünyanın kendi ekseni etrafından dönüşü 24 saatti. 12 tane dilim doğuda, 12 tane dilim de batıda yer alıyor. Doğudaki saat dilimler artı 1, artı 2, artı 3. Batıdakiler ise eksi 1, eksi 2, eksi 3 şeklinde yazılır. Ülkeler bulunduğu dilimin en ortasındaki boylamın saatini ortak saat olarak kullanırlar. Türkiye 26-45 doğu boylamlarına yer aldığından ikinci ve üçüncü saat dilimi yer alır ve bir ortak saat kullanır. Ama Amerika gibi, bak çok büyük, Rusya gibi, Çin gibi çok büyük ülkeler daha fazla ortak saat kullanmak zorundalar. Şimdi Türkiye ikinci ve üçüncü saat dilimde yer alıyor. Niye? Şöyle düşünün. Bak şimdi şöyle çiziyorum. Şimdi şurası sıfır, tamam mı? Hop 15'i geçtik. Hop bir 30 daha yaptım. Hop bir 45 daha yaptım. Devam ediyorum. Hop bir 60 daha yaptım. Bunlar her biri saat dilimi değil mi? Bak. Şurası ne oldu? Hatta şöyle gösterelim. Bakın burada da gözüküyor. Birinci saat dilimi. Bak şimdi şurası birinci saat dilimi. 15'e bir 15 dakika ikinci saat dilimi. Üçüncü saat dilimi. Türkiye 26-45 arasında yer aldığı için, Türkiye ülkemiz burada yer aldığı için hem 2'den hem 3'ten yerimiz var. Aynı anda bir tane ortak saat kullanıyor. Ama birden fazla meridyenin içinde bulunan, çok fazla meridyen barındıran ülkeler içerisinde ister istemez daha fazla ortak saat kullanacak. Biz eskiden kışın 30'u, yazın ise 45 doğu meridyenini kullanıyorduk. Yaz mevsiminde ileri saat uygulamasına geçilen 45 doğu meridyenindeki Iğdır'ın yerel saati ortak saat olarak kullanılır. Yerel saat ile ulusal saat arasındaki fark, yaz mevsiminde Iğdır'da, kış mevsiminde İzmit'te en az oluyor. Yani niye? Çünkü onların saatini kullandığımız için. 2016'da alınan kararla artık Türkiye hep 45 doğu meridyenindeki Iğdır'ın yerel saatini ortak saat olarak kullanıyor. Yani biz de hep güneşin daha geç batmasını sağlamaya çalışıyoruz. O zaman Türkiye'nin saat dilimi artık nedir? Üçüncü saat dilimini kullanıyoruz biz. Niye? Kışın 2'ye, yazın 3'ü alıyorduk. Artık hep 3'ü kullandığımıza göre üçüncü saat dilimini bilmemiz lazım. Tarih değiştirme çizgisine baktığımızda 180 meridyeni tarihin değiştiği meridyendir. Bu meridyen açıldığında tarih bir gün değişir. 180 meridyeni ülkelerle şey olmasın diye tarih birini sağlamak için düz çizilmiyor. Tarih değiştirme çizgisi Büyük Okyanus'tan geçiyor. Bu çizginin batısına geçen tarihi bir gün alırken doğusuna geçen de bir gün geri alıyor. Bu ne demek? Şöyle. Şimdi şurası sıfır başlangıç meridyeni. Hop 15 gittin 1 saat ileri. Hop işte 45 gittin 3 saat ileri. Ta buraya geldin 180 tane gittiğin zaman artık bayağı bir 12 saat ileri almış oluyorsun. Buradan buraya geçtiğin zaman da tarihi değiştirmen gerekiyor. Burada şuna dikkat edin. Şurası Amerika, şurası Asya. Burada 23 Nisanken burada tarih 24 Nisan oluyor. Niye? Doğuda yerel saat bir gün. Yani sen buradan buraya bir adım attığında, Bering Boğazı'ndan buradan bir adım attığında bile tarih değiştirmek zorundasın. Bunu da bilmen lazım. Türkiye'nin doğu yarımkürede olduğunun kanıtları. Şimdi Türkiye'nin matematik konumunu hatırlarsanız söylemiştik. Ne demiştik? Şöyle dünyayı çizdiğimizde ekvatorun kuzeyinde ve güneyinde biz kuzeyindeydik. Başlangıç meridyenin doğusunda batısında biz doğusundaydık. O zaman Türkiye'nin pozisyonu burası. Güzel ülkemizin bayrağını da çizelim. Türkiye 36-42 kuzey paralelleri arasında, 26
45 doğu meridyenler arası. Bu Türkiye'nin matematiksel konumu. Biz Türkiye'nin doğu yarımkürede olduğunu nereden anlıyoruz? Yerel saati başlangıç boylamına göre daha ileride. Biz İngiltere'nin daha ilerisindeyiz. Güneş başlangıç boylamına göre daha erken doğup batıyor. Niye? Çünkü İngiltere'nin doğusundayız. Türkiye orta kuşakta olduğumuzun kanıtı ne? Yani 36-42'de olduğumuzun kanıtı ne? 4 mevsim belirgin olarak yaşıyoruz. Eğer ekvatora yakın olsaydık hiç kış görmezdik. Kutuplara yakın olsaydık hiç yaz görmezdik. Ilıman iklimleri görebiliyoruz. Ve cephe yarışları görebiliyoruz. Akdeniz iklimi görebiliyoruz. Maki bitiyor söylüyor. Bunlar bizim orta kuşakta olduğumuz kanıtları. Fakat bir de ülkemizin özel konum var. Bu da bir yerin kıtalara, denizlere, boğazlara, komşu ülkelere, yerçekimlerine, ulaşım yollarına, yeraltı ve yerüstü zenginliklerine göre konumu. O zaman bizim baktığımız zaman bizim iklimlerimiz farklı farklı iklimlerimiz var. Yani Türkiye'yi bilmeyen bir coğrafya hocası, diyelim ki Arjantin'deki bir coğrafya hocası Türkiye'nin matematiksel konumuna baksa der ki Türkiye 4 mevsimi yaşar der. Niye? Çünkü dünyada ekvatorda değiliz biz, kutuplarda değiliz. Orta kuşakta bir yerdeyiz. Buradakiler zaten 4 mevsim yaşadığını herkes biliyor. Ama Türkiye'de aynı anda 4 mevsim yaşandığını bilemeyebilir. Niye? Erzurum'da kayak yapılırken Antalya'da denize girildiğini bilemeyebilir. Çünkü Türkiye'nin eğer dağlarını, taşlarını bilmiyorsa adam, Türkiye'deki farklı farklı iklim tiplerinin nüfusları, ekonomik faaliyetleri, tarım ürünlerini, bitki örtüsünü de bilemez. Çünkü Türkiye'nin özel durumunu bilmesi lazım, bilmesi lazım. İşte Türkiye'nin ekvatora ve başlangıç meridyenine olan konumundan dolayı değil de özel durumundan dolayı, dağlarından, yükseltisinden dolayı olan özelliklerine biz özel konum diyoruz. Şimdi bunlarla alakalı size çalışmanız gereken sayfaları vermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu eksen ekliği yapmıştık bak. Sayfa 36 paralel meridyenler, sayfa 38, sayfa 40 Türkiye'nin matematik konumu, Türkiye'nin özel konumu 42 ve 43 buradaki alıştırmaları çözmenizi istiyorum. Aynı zamanda TAK coğrafya kitabımızdan da, TAK coğrafya kitabımızdan da yine paralellerle başlıyor sayfamız. Nerede? Sayfa bu göreceli konumu yapmıştık. Yer şekilleri ve hareketleri yapmıştık. Sayfa 39'dan başlıyor. Burada arkadaşlar paralelleri bitiriyorsunuz. Bununla alakalı yazılımız var. TAK yazılı 49. sayfada, 50. sayfada. Buraya kadar çözmenizi istiyoruz. Şimdiden sınavlarınıza başarılar. Bununla alakalı başka videolarımız da var arkadaşlar bu konuyla alakalı. Onları da izleyebilirsiniz. Gerçekten birazcık dikkatli bir şekilde dinlediğinizde öğrenebileceğiniz kolay bir konu. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.